Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şu ana kadar yaptığınız pastalar içerisinde en güzel diyebileceğim tariflerden bir tanesini sizlere sunuyorum. Özellikle çalışan annelerin, çalışan insanların yapabileceği çok pratik ve basit bir tarif geliyor şimdi karşınıza. 1 litre sütü bir tencerenin içine boşaltıyoruz. Sonrasında içine bir yumurta sarısı ekliyoruz ve hafiften bir çırpıcıyla çırpıyoruz. Sırasıyla ekleyeceğimiz birkaç malzeme daha var arkadaşlar. Ben çok fazla şeker kullanmayı sevmiyorum, çok tatlıyı da sevmiyorum. O yüzden bu pastanın muhallebisinin içerisine yarım su bardağı şeker ekliyorum. Bir çay bardağı un, bir çay bardağı da nişastayı karıştırarak tencerenin içine ekliyorum. Sonrasında da iyice karışan malzemelerimizi ocağa koyup göz göz olup kaynayıp koyulaşana kadar karıştırıyoruz arkadaşlar ve pişiriyoruz. Hafif kaynamaya başlayacağı zaman bir tane vanilya ekliyorum. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben vanilyanın kokusunu ve tadını pastaların içerisinde çok beğendiğim için ekliyorum arkadaşlar. Sevmeyen eklemeye de bilir. Yapımı çok kolay, çok keyifli. Ve çok güzel bir pasta. Bir yiyen mutlaka bir daha tadına bakmak isteyecektir. İyicene karıştırdıktan sonra ocağımızı kapatıyoruz. Yaklaşık 5 dakika kadar dinlendiriyoruz arkadaşlar. İlk sıcağının çıkmasını bekliyoruz. Çünkü sonrasında bir kabın içine alıyoruz. Ben çelik kaplar kullanıyorum. Çok daha rahat oluyor benim için. İçerisine isterseniz hafif sulandırılmış, sütlendirilmiş bir krem şanti de ekleyebilirsiniz. Ama ben bu şekilde daha çok hoşlandığım için bir paket krem şantiyi içine döküp çırpıyorum. Daha kremamsı ve kaymaksı bir tat veriyor muhallebinize. Tam bir pasta kreması şekline dönüşmüş oluyor. İyicene çırpıyorsunuz. Sonrasında ben 1,5 paket kedi dili bisküvi kullandım arkadaşlar. Bir paketin içerisinden 2 poşet çıkıyor zaten. Bunları 3 ya da 4 parçaya kırıyorum. Ve muhallebimin içine ekliyorum. Hiçbir şekilde ıslatmıyorsunuz arkadaşlar. Kuru bir şekilde ekliyorsunuz. Gözünüzü korkutmasın. O muhallebiyi tamamen içine çekecektir. Şimdi iyicene karıştırıyoruz. Gerçekten mutlaka denemeniz gereken bir tarif arkadaşlar. Ben cam borcam kullanıyorum. Herhangi bir şekilde pişirmeyeceksiniz. Sadece sunum açısından biraz daha güzel oluyor. O yüzden borcama kedi dili bisküvileriyle beraber muhallebimizi iyice karıştırdıktan sonra döküyoruz. Üzerine çok bastırmadan şekil veriyoruz arkadaşlar. Şimdi bir kenarda bekletiyoruz tepsimizi. Şimdi çikolata sosumuza gelecek arkadaşlar. Ben çok vakit harcamamak için hazır çikolata sosu kullandım. 2,5 bardak sütün içerisine bir paket çikolata sosunu döküyorum. İsterseniz biraz daha koyu bir tat, biraz daha farklı çikolata tadı istiyorsanız bir paket çikolata da ekleyebilirsiniz içerisine. Çırpıcımla karıştırıyorum ve kaynayana kadar çikolata sosumu pişiriyorum arkadaşlar. Evet, karıştırıyoruz ve çikolata sosumuzu pişiriyoruz.
Muhallebimizin üzerine çikolata sosumuzu döküyoruz. Kaşıkla hafif şekil verip düzelteceğiz. Bütün boşluk alanlar kapanıyor. Bu sos da yeterli oluyor. Merak etmeyin. Benim hem kış hem yaz aylarında en çok tercih ettiğim ve en basit yaptığım tatlılardan bir tanesi. Özellikle kışın buzluğa koyduğunuz zaman dondurma